Merhaba gençler, bu derste konumuz kalbin ritmik çalışmasının düzenlenmesi olacak. Kalbin ritmik çalışmasının düzenlenmesinde impulsların oluştuğu kısım sinoatriyal düğümdür. Sinoatriyal düğüm sağ kulakçık duvarında üst ana toplar damarının sağ kulakçığa girdiği yerin yakınında bulunur. Sinoatriyal düğüm özelleşmiş kalp kası hücrelerinden oluşmuştur. Sinoatriyal düğüm oluşturan kalp kası hücrelerinin kasılıp gevşeme yetenekleri yoktur. Bu kısımdaki kalp kası hücrelerinin görevi impuls yani uyartı oluşturmaktır. Sinoatriyal düğümde merkezi sinir sisteminden herhangi bir uyarı gelmeden impuls oluştuğundan dolayı bu kısım kalbin pacemaker'ı olarak adlandırılır. Sinoatriyal düğümde oluşan impulslar kulakçıklar üzerine yayılır. Bu durumda kulakçıklar kasılır. Kulakçıklar kasılırken karıncıklar gevşeme durumundadır. Karıncıklar gevşemede olduğundan kulakçıklar kasıldığında kulakçıklardaki kan karıncıklara dolar. İmpulslar sinoatriyal düğümden kulakçıklarla karıncıklar arasında yer alan atrioventriküler düğüme iletilir. İmpulslar atrioventriküler düğümde yaklaşık 0,1 saniye kadar bekletilir. İmpulsların atrioventriküler düğümde 0,1 saniye kadar bekletilmesinin sebebi kulakçıklardaki kanın tamamen karıncıklara geçmesini sağlamak içindir. İmpulslar atrioventriküler düğümden karıncıklar üzerinde bulunan his demetlerine aktarılır. His demetlerinden de daha ince kollar olan Purkinje liflerine impulslar aktarılır ve böylece impulsların tüm karıncık yüzeyine iletilmesi sağlanmış olur. İmpulslar tüm karıncık yüzeyine yayıldıktan sonra da karıncıklar kasılır. Karıncıklar kasıldığında karıncıklardaki kan atar damarlara geçer. Sağ karıncıktan akciğer atar damarına, sol karıncıktan da aorta doğru kan geçişi gerçekleşecektir arkadaşlar. Kısaca kalbin ritmik çalışması düzenlenmesine gerçekleşen olayları tekrarlayacak olursak, impulsların oluştuğu yer sinoatriyal düğümdür. Sinoatriyal düğümden impulslar atrioventriküler düğüme iletilir. Atrioventriküler düğümden his demetlerine, his demetlerinden de Purkinje liflerine impulsların iletimi gerçekleşir. İmpulslar sinoatriyal düğümden kulakçıklar üzerine yayıldığında kulakçıklar kasılır. İmpulslar en son Purkinje liflerine iletildiğinde ise karıncıklar kasılır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir omurgalı kalbi çıkarıp Ringer çözeltisi adını verdiğimiz çözeltiye konulursa bir süre daha çalışmayı sürdürür. Acaba bu durumun sebebi nedir? Omurgalı kalbinin çıkarıldıktan sonra Ringer çözeltisine konulmasıyla bir süre daha çalışmaya devam etmesinin sebebi kalbin çalışmak için kendi impulslarını üretiyor olmasından dolayıdır. Kalp diğer vücut kısımlarımızdan farklı olarak merkezi sinir sisteminden herhangi bir uyarı gelmeden kendi impulslarını oluşturur ve çalışmasını da kendisi başlatır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, gelelim kalbin çalışma hızını arttıran ve azaltan etmenlerimiz neler? Evet, çalışma hızını arttıran yani hızlandıran etmenlerimiz önce bakalım. Sempatik sinirler kalbin çalışma hızını artıran etmenlerdir. Sempatik sinirler birer otonom sinirdir. Dolayısıyla da otonom sinirler kalbin çalışma hızını artırabilir veya azaltabilir. Sempatik sinirler kalbin çalışma hızını artırırken yine bir otonom sinir olan parasempatik sinirler kalbin çalışma hızını yavaşlatır. Evet arkadaşlar, epinefrin ve tiroksin hormonları. Epinefrin ya da diğer adıyla adrenalin kalbin çalışma hızını artıran bir hormondur. Yine tiroid bezimizden salgılanan tiroksin hormonu kalbin çalışma hızını artırır. Kanda karbondioksit yoğunluğunun artması da yine kalbin çalışma hızını artırır diye söyleyebiliriz. Bunu solunum sisteminde de görmüştük. Yine kafein, nikotin ve tein gibi kimyasal maddelerde kalbin çalışma hızını artıran etmenlerdendir.
Vücut sıcaklığımızın artması da yine kalbin çalışmasını artırır. Vücut sıcaklığımızın her 1 santigrat derece artışı kalbimizin 10 atım daha fazla atmasına neden olur. Yavaşlatan etmenler ise az önce belirttiğimiz gibi otonom sinirlerden parasempatik sinirler kalbin çalışma hızını yavaşlatan etmenlerdendir. Ve sorularda sıklıkla bir parasempatik sinir olan vagus sinirini göreceksiniz. Yavaşlatan etmen olarak. Yine asetilkolin hormonu da kalbin çalışma hızını yavaşlatan bir etmendir diye söyleyebiliriz. Evet, gelelim sorularımıza. Kalbin kasılıp gevşemesi kendi oluşturduğu sistemle kontrol edilir. Bu nedenle kesilmiş bir hayvanın kalbi çıkarıldığında dışarıda bir müddet daha çalıştığı görülür. Buna göre kalbin çalışmasında rol oynayan sinyalin yapılarından geçiş sırasının aşağıdakilerden hangisindeki gibi olması beklenir diyor. İmpulsların oluştuğu kısım sinüatriyal düğümdür. Öncelikli olarak 2 ile başlayacağız. Sinüatriyal düğümden impulslar atrioventriküler düğüme aktarılır. Sonra histemetri ve en sonunda Purkinje iliklerine aktarılacaktır. Dolayısıyla da yanıtımız 2, 1, 3 ve 4 şeklinde olacaktır. Bu da C şıkkında arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Sinüatriyal düğümdeki impuls atrioventriküler düğüme geçerken aşağıdaki verilenlerden hangisi gerçekleşir diyor. A. Histemetrilerindeki impulsun Purkinje iliklerine iletilmesi. B. Sağ kulakçıktaki kanın sağ karıncaya geçmesi. C. Sol karıncığın kasılması. D. Sağ karıncıktaki kanın akciğere tar damarına geçmesi. E. Yarım ay kapakçıklarının açılması. Sinüatriyal düğümden impulslar atrioventriküler düğüme iletilirken kulakçıkların kasılması gerçekleşir. Kulakçıklar kasılırken karıncıklar gevşeme durumundadır. Dolayısıyla da sağ kulakçıktaki kan sağ karıncaya geçer diye söyleyebiliriz. Yanıtımız B şıkkı. Evet, 2017 LYS sınavında çıkmış olan sorumuza bakalım. İnsan kalbinin yapısını ve çalışmasını öğrenmiş olan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğunu ifade edecektir? A. Dinlenmekte olan bir insanın kalp kas hücreleri kasıldığı süreden daha fazla bir süre gevşemiş durumda bulunur. B. Kalple bağlantılı damarların kalple birleştikleri yerde tek yönlü açılıp kapanan kapakçıklar vardır. C. Biküspit ve triküspit kapakçıklar sinirsel uyarılarla açılıp kapanmaktadır. D. Kulakçıklara dolan kan karıncıklar kasılı durumda değilse karıncıkların içerisinde akacaktır. E. Kalp kası kendisinin ürettiği impulslar sayesinde ritmik çalışmasına karşın sinirsel uyarılarla çalışma hızı değiştirilebilmektedir diyor bize. A şıkkına baktığımız zaman doğru olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Kulakçıklar 0.7 saniye, karıncıklar ise 0.5 saniye kadar gevşeme durumundadır. Halbuki kulakçıkların kasılı durumu 0.1 saniye, karıncıklarınki ise 0.3 saniye kadardır. B şıkkına baktığımız zaman yine karıncıkların atar damarlarla bağlantılı olduğu yerlerde kapakçık olduğunu görebiliriz. Sağ karıncık ile akciğer atar damarı, sol karıncık ile de aorta arasında yarım ay kapakçıkları yani semiyonlar kapakçıklar bulunur. C şıkkına baktığımızda biküspit ve triküspit kapakçıklar sinirsel uyarlarla açılıp kapanır demiş. Bu ifade yanlış. Çünkü biküspit ve triküspit kapakçıklar tamamen kulakçıklardaki kanın oluşturduğu basınçla açılır ve kapanırlar. Dolayısıyla yanıtımız C şıkkı diye söyleyebiliriz. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda verilen faktörlerden hangisi kalbin çalışmasını yavaşlatır denmiş. A. Parasempatik sinir sisteminde asetilkolin salgılanması. B. Kanda karbondioksit değişiminin artması. C. Tiroid bezinden kana tiroksin salgılanması. D. Vücut sıcaklığının yükselmesi. E. Kandaki adrenalin seviyesinin artması denmiş. B, C, D ve E şıklarında verilenler kalbin çalışmasını artıran etmenlerdir. Halbuki A şıkkında parasempatik sinir sisteminde asetilkolin salgılanması kalbin çalışma hızını yavaşlatır. Dolayısıyla yanıtımız A şıkkı diye söyleyebiliriz. Bu dersimizde kalbin ritmik çalışmasının düzenlenmesini gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.